İşte geldik karşınızda, yine ilk yaz ve can. Eserde kalmadı dertlerden, yine ilk yaz ve can. Rolls Royce. Akbulut. Bu da başka bir Akbulut. Bilemedin mi? Aa, bildim. Rolls Royce Silver Cloud. Ama beyaz renkte olduğu için Akbulut diyebiliriz zannedersem. Gördüğün gibi böyle pofuduk bulut gibi bir araba. Saçma ama tasarımı. Niçin? Yuvarlak far tontiş yapar. Bu araba tontiş değil. Yuvarlak far tontiş olmasın diye bak, mezar gibi önüne şey koymuş. İşte. Izgara koymuşlar. Spirit of Ecstasy. Önünde yere eğilmiş bir şey arayan bir hanımın totosunu görmek isteyen şoför bu heykele bakarak arabayı kullanıyor. Eski modellerde burada termostat olduğu için artık öyle bir teknolojiye gerek yok. Motorun sıcaklığını gösterge tablosundan takip edebiliyor şoför. Orası boş kalmasın diye radyatörün ucuna heykel koymuşlar. Fena da olmamış hani. Sürüş dinamizmi sıfır. Motor gücü, beygir gücü bilinmez. Her zaman Rolls Royce, tabii sonradan 50 kere ölçüldü ama fabrika verisi olarak satarken bir şey ifade etmezler ki, yeteri kadar güçlü. Anlatabildim biraz. Bir miktar güçlü. Bu arabanın başından kötü şeyler geçmiş anladığım kadarıyla. Çok iyi restore edilmemiş veya hiç restore edilmemiş, olduğu gibi muhafaza edilmeye çalışılmış. Nereden anladın? Bak, çamurluğu oturmamış kaputla iyice. Bunlar sevgiyle üretilen arabalar ve hata kaldırmaz, kabul etmez. El işçiliği, yılların tecrübesi ustalar tarafından yapılır. Izgaranın da çizgileri eğri. Evet. Mükemmel durumda değil ama muhtemelen cellenlediği için böyle. Sürüş kalitesi çok üst düzeydedir. Dinamik değildir, hantaldır ama motor gürleyip çeker. İçinde süzülüyor gibi, kuyup da gidiyor gibi. Bir dersin, bak bu ilginç. Bir dönem Avrupalı üreticiler, işte bu Amerikalıların beygir gücünü maksimuma çıkarttığı dönemlerde çok büyük motor yapmadan, hafif arabalar yaparak satıyorlar ya. Demin gösterdiğim işte Jaguar E-Type aslında birazcık şeydi, ekstrem bir örnekti. Jaguar E-Type'ın karşılığı Avrupalı spor araba Porsche'dir. Çok güzel yan yana gelmiş. Yüzeyi kurgulayan, standı hazırlayan iyi düşünmüş. 356 alabildiğine hafif küçük, keza diğer Triumph'lar, Austin'ler yolda giderken hani sürüş zevki versin ama ham güç olarak hızlanma performansı, motorun gürüldemesi başka bir tecrübe. Amerikalı arabalarıyla yarışamıyorlar. İşte Corvette'tir, Mustang'tir, hepsi çok üstünlerdi. Buna bir çözüm olsun diye Avrupalıların işçilik kalitesi, ince detaylara verdikleri önemi, kaybetmeden nasıl Amerikan gücüne kavuşturursun, bir seri Chrysler şasesi ve motoru Avrupalı üreticinin elinden çıkan kaportayla, işte o zaman biliyorsun bu kadar yaygın, bu kadar büyük çaplı markalar yok. Otomobil üreticileri kendi işlerini edecek kadar tasarımcı barındırıyor bünyelerinde. Karoserciler var. Pininfarina, Giugiaro, işte ne bileyim, neydi, çift bombeli taban, Zagato, tabanı, taban değil. Bunlar karoserci. Karoserci oldukları için yaptıkları iş adamların tamamen çizim, stilistik. Pininfarina keza. Arabayı, herhangi bir arabaya uygun çizim yapıyor bu adamlar. Otomobil firmaları da işte bunun fuarlarda sergiliyorlar. Hoşlarına giderse o patenti ödeyip kendi markalarıyla çıkartıyorlar. Benzer bir işlem ama çok daha farklı. Faison markası, Chrysler'in şaseleri, Ford'ların şaseleri ve motorları, kuvvetli Amerikan makinaları zarif Avrupa kapotasıyla ve kabin işçiliğiyle buluşuyor. Müşterinin siparişine göre bunlar çok az üretilen arabalar. Başarılı olması zaten mümkün değil ticari olarak. Sadece birilerinin tamam, mutlu edildiği düzgündürmüş. Evet. Bugün artık göremediğimiz türden otomobiller. Daha sonra Model A. Model A değil, lütfen. Izgaradan bir şeyler tanıdın mı? Sen seversin. Izgaradan bir şeyler. Bunda da marş meyvesi için yer var. Hı-hı. Ama kapalı. İhtiyacın olduğunda açıyorsun, toz pislik girmesin diye. Kalite kolay kazanılan bir kavram değil. Çok uzun yıllar. Bildiğim kadarıyla ilk dizel motor, ilk inek dizel motoru bu otomobilde kullanıldı. Mercedes'in dünya hakimiyeti. Üç kollu yıldız var ya, bir tanesi Asya, bir tanesi Avrupa, bir tanesi Amerika. Üç kıta üzerindeki hakimiyeti sembolize ediyor. Mercedes komik bir firma. Riyakarlığın ismi olabilir. Firma kurulduğunda Gottlieb Daimler ve Carl Benz, iki arkadaş. Daimler'i biliyorum. Daimler Benz diye, evet, firma kurulmuş.
Sonrasında tabii arabanın çok pahalı olduğu yıllar, zor satıyorlar. Fuarın birine gelmiş Emil Yelinek. 35 araba birden alırım senden demiş. Firmanın adını yalnız Mercedes yaparsan. Benim küçük kızım var, yeni doğdu Mercedes. Ondan sonra Mercedes Benz olmuş firma. Tabii oradan kazandıkları almış para, mı bari? Parayla tabii ki. İyi bari. Tabii ki. Oradan kazandıkları parayı da iyi harcayarak, stratejik yatırım yaparak bugün hala da Mercedes, Mercedes ama işte bakarsan Ayşe Gülüm'ün marka aslında. Evet. Enteresan. Clark Gable'ın arabaları. Jaguar XK120. 120 nereden geliyor? Bu araba üretile gelen deminki E-Type'ın da aslında atası. Ama bu onun kadar popüler olan bir model değil. Çok çok daha az sayıda üretilmiş. Amaca yönelik bir araba. Ön camı birazcık konfor donanımı sayabiliriz. Söküp atılacak gibi duruyor ki zaten söküp attığında bu araba saatte 120 mil yani 200 km bariyerini aşan ilk otomobil. İsmi oradan geliyor. Sonrasında Le Mans yarışlarında Jaguar'ın yıllarca bir sürü başarısı var. Ama ilk isimlerin duydukları araba bu. Ön camını söküyorsun. Şoför tek başına oturuyor. Yanındaki yolcunun yerine de branda çektiğinde araba hakikaten saatte 200 km'yi geçebiliyor. Yüz felci? Standart. Pakete dahil mi? Tabii ki. İbo'nun Mercedes'i. İbrahim Tatlıses'in de filmlerinde yer verdiği. Pagoda mı diyorlardı, pagod mu diyorlardı, şöyle bir şeyler. Bak, burası çok güzel. Bu, son yıllarda en çok değer kazanan klasik otomobillerden bir tanesi. Mercedes 300 SL. Gullwing'in küçük kardeşi. 190 SL. Bu arabanın motoru çok daha zayıf. Gullwing'in taşıdığı teknik özelliklerin çoğundan yoksun ama üretim kalitesi birebir aynı. O yüzden hep gölgede kalmıştı ve full parasını Gullwing'e göre el değiştiriyordu. Müzayedenin son yıllarda parlayan yıldızın değerini 5-6 sene içinde 7'ye 8'e katlamış bir araba. Enteresandır. Böyle şeyleri takip ederek para kazanmak mümkün ama öncesinde tabii böyle şeyleri takip etmek yetmiyor. Satın alıp da değerlendirecek kadar paraya sahip olmak lazım. Yani para parayı çekiyor. Ama ben arabalara para olarak bakmıyorum ve sinirleniyorum. Teknik özellikleri benim için kıymetli. İşte Gullwing. Gullwing çok çok özel bir araba çünkü ciddi yine Mercedes'in enteresan bir hikayesi. Yarış arabası. Yarış arabası olsun diye yapılmış bir araba. Motoru inanılmaz kuvvetli ve çok ağır 6 silindirli makine. 6 silindirli makine demir blok. Çok dayanıklı olsun diye yapılmış. Demir bloğu desteklesin diye bu arabanın normal şasi yok. O zaman Amerikan arabalar, İngiliz arabalar hep rigid metal kutrellerin kullanıldığı, kalın metal ağırlığı olan şaseler kullanılır. Arabanın altında yer alır, üstüne kapata oturtulur. Demin Avrupa bölümünün başında baktığımız Roadster'lar da hep öyleydi. Bu arabada uzay kafes denen tipte küçük küçük alüminyum boruların birbirlerine kaynaklanmasıyla ama doğru açılardan kaynaklanmasıyla yapılmış. Bütün gövdeyi saran müthiş ağır işçilikli, seri üretim uygun olmayan ama sonuçta hem çok hafif hem çok sağlam bir iskelet yapısının mimarisi söz konusu. Ama tabii kapı eşikleri neredeyse omuz hizasına kadar çıkıyor. Konvansiyonel kapı, konvansiyonel tavan kullanmak mümkün değil. Çözüm basit. Yukarıdan artı kanat. Bu yarış arabası. Yarış arabası çok başarılı oluyor. Rudolf Umlenaut. Sonra arabayı bir yatırımcı görüyor. Diyor ki arkadaş sen bunu yap. Biz bundan çok güzel satarız. Mercedes'e. Mercedes kabul ediyor yaracılar. Arabanın binek versiyonu. Ama kızımın adını ver. Kızımın adı 300 SL. Sanırım o hikayenin karanlık yüzü ben bilmiyordum. 300 SL Hanım'a teşekkürler. Gerçekten Süperlicht olacak SL'in açılımı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu araba dediğim gibi yarış arabasının yol modeline dönüştürülmüş versiyonu olarak satılan ilk araba. Yarış arabasında pilotların tabii yaşadığı acı tecrübeler var. Motor çok kocaman. Ön tarafı neredeyse boydan boya dolduruyor. Ve demir bloklu. Isı sıvası çok yüksek. Motor ateş gibi ısınıyor yarış boyunca. Ve bütün sıcaklığını kabine veriyor. Adamlar pişmişler. O kabine giden sıcaklığı azaltmak için çamurluklarda hava yarıkları var. Arabanın karakteristik tasarım detaylarından biridir. Yandan sıcak havayı dışarı atmaya çalışırlar ama bu arabanın da kullanım notlarından bir tanesi egzoz boruları alttan geçtiği için şoför mahallinde ayakkabının tabanını eritecek kadar neredeyse ısınabiliyor içerisi. Bak yine ilginç bir detay, artık izin verilmeyen şeylerden. Yan ayna çamurluğa monte. Gullwing karakteristik kapılara takılı değil.
kapılar açık kendi arabayı tam fonksiyon kullanabiliyorsun böylelikle. Yeni modelini yaptı Mercedes, ondan mahsus kapılara koydu aynaları. İnsanlar bu şekilde kullanmasın diye. Zırt oluk yapmasın diye. Zırt oluk değil, havadar olsun efil efil. Seyahat etsinler böyle diye. Böyle gidilir mi ya? Direksiyonu kemik efendim. Böyle gidilir mi? Gidilir gidilir. Kapı düşmüyor ki kapana. Kendi kendini tutuyor. Direksiyonu kocaman. O eşikten atlayıp da binmek mümkün değil. O yüzden merkezinde küçük bir pini var. Onu çektiğinde öne yatıyor. Ayaklarını uzatıyorsun buna da şişman adamın direksiyonu deniyor. Otomotiv jargonunda böyle kendine has yerleri var. Bu arabanın çok dediğim gibi yüksek performanslı, hızlı bir araba ama frenleri yine kampana. Döküm jantlarının altında. Tabi sene 1955. Çok da fazla alternatif yok. Disk yeni çıkmış. Çok kuvvetli değil. Kampana frenleri daha kuvvetli ama ısındığı zaman çok geç soğuyor. Üst üste birkaç fren yaparsan bu arabayla frenleri kaybediyorsun. Niye yapasın ki böyle bir şey varken? Yarış pisti. Yapma işte. Salonu bitirdik. Salonu bitirdik. Programı da bitirelim mi? Hadi yapalım. Eyvallah. Hadi bakalım.